Osman Bey, adil çözüm odaklı kademeli bir sistem şart. Zaten işleyen kademeli bir sistem vardı. EYT yasasıyla son buldu. Tekrar kademe hayata geçirilmesi gerekiyor ki adalet sağlansın, iş barışı bozuldu, huzurumuz kaçtı diye bir güne 17 yıllık cezalandırma gibi bir sistemle karşı karşıya kalmaları haklı bir duruşta bence de mutlaka değerlendirilmelidir siyaset açısından. Muhalefet. Yani sonuçta herkes o oya ihtiyacı var efendim. Çok açık bir alacağınız var sizin. O da nedir? Gidip atacağınız oy. Şimdiden Cumhurbaşkanı adaylarına, her partinin adaylarına, aday olma namzeti işte o insanlara biliyorsunuz isimleri. Buradan tekrarlamayayım. Gidip bir psikolojik baskı yapmak belki de bütün toplumsal alanlar için geçerli olmalıdır. Başka türlü ne yapabiliriz ki zaten? Öteki türlüsü, şimdi sıradaki haberimizi de alakalı olarak kuracağım cümlelerin belki de en olmaması gereken durumu. Şimdi sesini duyurmazsa bu vatandaş, sesini duyuramazsa, buna yasak gelirse, cezaevlerine atılırsa, soruşturmalar, kovuşturmalarla başı belaya girerse, konuşma hürriyetinin olmadığı duygusuna kapılacak olursa ne olur? Sokakta patlama olur. Sokaktaki patlamaya müsaade etmemek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bakın biz bu konuda önemli bir iş yapıyoruz bu noktada. İnsanların ben sesimi duyurabiliyorum demesine yol açıyoruz. İktidarın dönüp dolaşıp bu tip programları el üstünde tutması lazım. Çünkü insanlar sesini duyurulmadığını düşündüğü anda sokakta patlarlar. Başka bir şeye dönüşür, kavgaya dönüşür bu mevzu. İnternet böyle de güzel bir tarafı var demokratik anlamda. Çünkü bizim 1970'lerde yediğimiz kazı unutmamız mümkün değil. Bir daha kardeşin kardeşle kavga ettiği günlere dönmek, bir kez daha aynı kazığı yemek, bir kez daha aynı kan gölünün içerisinde görmek isteyenlerin yoluna su taşımak, değirmenine su taşımak bizim işimiz gücümüz değil. Ama siyasetçi ne yazık ki bazen aklını yitiriyor zannediyorum. Öyle cümlelerle siyaset yaptığınızda, hele ki yerelde, hep söylüyorum Ankara ne dediğine dikkat et. Çünkü yerelde daha büyük fırtınalar kopar. Konya'da, Adana'da, Trabzon'da, Antalya'da, orada burada. Ankara'daki Meltem yerelde fırtınaya dönebilir. Ve şu cümleleri kabul etmediğimizi ifade edeceğiz. Burası Seyhan Belediyesi'nin meclis toplantı salonu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli ismi meclis üyesi Şeyhmuz Uçar, Cumhuriyet Halk Partili Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e bakın nasıl tehdit ediyor. Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil ediyorum. Bilirsiniz bunu. Konuşmalarınızda siz dikkat edeceksiniz. Tahammül sınırlarınızı aşmayın. Biz buraya da o zaman ocaklarımızı, ilk ocaklardaki arkadaşlarımızı misafir edersek, Seyhan Belediyesi'nin gelecek yerimiz kalmaz. Ne demek bu? Ülke ocaklarını getiriyorsun. Kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Ringo'nun ahır mı? Ülke Şimdi biz Oya Hanım'ı davet ettik, katılacağını ifade etmişti ama herhalde günlük programı içerisinde bir detay çıktı. Sonradan iptal etti. Soracaktık. Yani gerçekten bu ülkenin sokağının karışması benim için çok mühim bir mesele. Buna müsaade etmek mümkün değil. Çünkü 70'lerde yediğimiz kazık, aynı silahla sabah ülkücünün, akşam devrimcinin vurulduğu günler, insanları birbirine düşürmek için çabalayan bunca insan varken ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcisiyim diyerek bir hanımefendiye böyle böyle parmak sallayarak, işte meclisimizde Sayın Bakan ne yaptı? Gitti Trabzon'da nasıl dayak attığına dair görüntü tekrar yayınlattı. Adil Bey'di değil mi arkadaşlar? Şimdi o noktada böyle o olamaz ya. Böyle bir şey, o siyaset bunu üretemez kardeşim. Yarın bir gün sokakta bir insanların birbirini Allah korusun çıkacak kandan, dövüşten, dayaktan, şundan, bundan sorumlu olursunuz. Bu vicdansızlık. Ve beyefendiye de bir tavsiyem var. Şeyhmuz Bey, bilmiyorum kaç yaşındadır Şeyhmuz Uçar. Eğer bağlanırsa da onunla da konuşmak, sohbet etmek isterim. Bu ülkenin evlatlarına böyle bu şekilde tehdit ederek vesaire siyaset yapıyorsunuz siz. Siz bir siyasetçisiniz. Siyaset konuşma sanatıdır. Siyaset zaten sorun çözme sanatıdır. Dayaksa onu zaten kaba dayalıkla sokakta yapacak çok fazla insan var. Bunu yapmayın lütfen.
Hani yaşınız 70'leri görmeye el vermiyordur büyük bir ihtimalle. Yaşınıza bakmadım ama görüntünüzden o kadar da yaşlı olmadığınız kanaati içerisindeyim. Bu ülkenin evlatları öldükten sonra cezaevinde karıştır barıştır denilerek idam sehpalarına gönderilen 80 darbesi de yaşanan acıyla birlikte bu konuyu kapattık artık biz. Bir kez daha bu hataya düşmemiz mümkün değil. Kimse kimseyi kendi gençlik örgütüyle tehdit etmesin kardeşim. Eğer CHP gençlik örgütüyle tehdit edecek bir durum çıkarsa onunla karşısında duracağımızdan emin olabilirsiniz. Umuyorum burada bir barış sağlansın. Bu görüntüyü de merakla takip ediyor olacağız. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve aslında Cumhur İttifakı'nın genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi içerisinde yaşanan tartışmalarda taraf olduklarına dair çok cümle, çok eleştiri yapılıyor. Bugün AK Partililere de sorsam ya işte bazı hukuksal durumlarla ilgili Cumhurbaşkanı da istemiyor ama gibi cümleler kuruluyor. Bakın Ayşe Ateş'le ilgili soruşturma başlatıldı. Uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşması Temmuz'da görülmüş. Tutuklu 10 sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti. Dava 30 Eylül tarihine ertelendi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş duruşmada Sinan bu tehditler başladığında bana İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın Ahmet Yiğit Yıldırım'la Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış dedi ifadelerini kullandı. Bu sözler nedeniyle Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ateş, şikayeti üzerine savcılığın soruşturma başlatıldığını ve ifadeye çağrıldığını belirtti. Oysa ki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi kendini aklaması gerekirken bu kişilerin İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu demek ki onlara sistem böyle işliyor şeklinde de sert bir eleştirisi var. İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur diyerek de Bernard Shaw'ın bir cümlesini paylaşmış sosyal medya hesabından görüntüleri de yansıyor. Şimdi şöyle bir durum var efendim. Elbette ki Ayşe Ateş de yargılanır. Gökhan Kayış yargılanır. Ahmet yargılanır. Ayşe yargılanır. Siyasetçi yargılanır. Herkes yargılanır. İşte birileri bir ağzı iddialar sümen altı ediliyorken birileri hakkındaki soruşturmaların daha hızlı ilerlediği duygusu hukuka güveni zedeliyor. Belki de bu temel başlıktaki en önemli konu bu. Ayşe Ateş hakkında soruşturma olmaz mı? Hakkında suç duyurusu olmaz mı? İfade verilmez mi? Verilir tabii ki. Bunların hepsi olur. Bunların hepsi makuldür hukuk yargılamaları içerisinde. Ve fakat 17 isimle ilgili bu cinayetin yönlendirildiği, şimdi Ayşe Ateş'in iddialarıyla ilgili biz bu iddianameyi ne zaman duyacağız? Yoksa hiç duymayacak mıyız? Gerçekten Sinan Ateş davası bitmiş midir? Sadece bu yargılamayla kapanacak mıdır? En çok merak edilen konu budur. Herkes derken gerçekten herkes. Birileri gibi herkes değil. Savcı